geliyor. Sinir olmalı yani. Genelde sinir oluyoruz bazen. Sen neredeyse. Bu ödeniş benim için çok kıymetli. Yok, tamam. Kıraş işte metabolik bir şey var. Biraz uyuşturucu diyabeti var mı? Depremin olduğu ilk andan itibaren biz hemen saat 5 civarında, yani akut dönem geçtikten sonra hastanedeydik. Bütün öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri arkadaşlarımızla, hemşirelerimizle hızlı bir şekilde bir acil kriz masası oluşturduk. İki yönden bir çalışmamız oldu. Birincisi teknik anlamda mühendis arkadaşlarımız bir taraftan bina kontrolü yaparken, bir taraftan da acil de ve kliniklerde ve ameliyathaneyi de içerecek şekilde bir deprem zadeler için bir özel bir triyaj oluşturduk. Ve bu hastalara bu triyaj kapsamında hızlı bir şekilde muayene edilip, muayene edildikten sonraki tetkikleri, direkt grafiği, tomografiyi, tanı aşaması ve ameliyat aşamasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Tabii bunu yaparken de elektif vakaları, acil olmayan vakaları geçici olarak ertelettik. Çünkü bu kaç tane ne kadar hasta geleceğiyle ilgili ilk günün ilk ağırmasıyla beraber henüz netleşme olmadığı için planlamamızı ona göre yaptık. An itibarıyla 80 hastamız var. Tabii biliyorsunuz ki bu süreçler ASKOM çerçevesinde, acil sağlık organizasyon çerçevesinde 112'nin bize getirdiği hastalarla ilişkilidir ve daha çok yakın ve komplike olan vakalar bize geldi. Bu 80 hastadan aşağı yukarı 15 hastamız il dışından geldi, Adıyaman'dan. İlk gün daha çok işte ilk 6 saatte, 7 saatte genelde daha çok kraş sendromu dediğimiz ezilme ve baskı altında kalma ile ilişkili elde, ekstremitelerde kırıklar ve ezilmelerle ilgili hastalarımız geldi. Bu olayın vehametini dikkate alarak korkudan kalp krizi geçiren hastalarımız oldu. Yine aynı şekilde bunlarla beraber yine panik yapıp yüksekten atlayan hastalarımız oldu. El ve ayak kırıkları ile ilişkili. Bize dün 5 hasta ex duhur, yani maalesef kaybedilen hastalar gelmiş oldu. Dolayısıyla aslında hastanede kaybettiğimiz hasta sayısı 2 ama göçükten çıkarılıp da kaybedilen hasta ile beraber 7 hastamız var, kaybettiğimiz hasta. Dün akşam itibariyle de Adıyaman'dan hasta transferi bize başladı. İl dışından da artık biz hasta transferi alıyoruz. Bugün 14. hasta kabulümüz söz konusu. Aşağı yukarı 13 hastamızı ameliyat etmiş olduk. Şu an kliniklerde yatan hastalarımız var. Genel durumları iyi. Ancak tabii ki siz de takdir edersiniz ki çok ciddi bir psikoloji. Kötü bir psikoloji. Hepimiz yaşadık bunu. Biz de bu hastalarımızı fiziksel destek yanında, yani tıbbi destek yanında aynı zamanda psikolojik destek veriyoruz. Hastane bünyemizde bulunan psikiyatrist ve psikologlarla bu hastalarımızın az da olsa psikolojik desteğini sağlama yönünde bir bugün çalışmamız oldu. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak hem acilimizle hem kliniğimizle hem de rezerve ettiğimiz yoğun bakımlarla Diyarbakır'ımıza ve bölgeden gelen hastalarımıza hizmet etmeye devam etmekteyiz. Üniversite hastanemizin uygulamalarıyla ilgili. Bir yolun inşallah. İnşallah yolun.